doğrudan tüketiciye satmak gibi bir projenin de üzerinde çalışıyoruz. Şimdi mesela geçen hafta vaktiyle hayvancılık yapan ve belde olan bir şeyimiz, Alpo ilçesinin Bozan mahallesi beldesi hayvancılıkla geçiniyordu. Hayvancılık yapamaz hale gelmişler. Onun üzerine 50 tane damızlık manda hediye ettik onlara. 50 damızlık mandanın 48 tanesi de hamileydi. Ve dolayısıyla 100 manda bağışlamış oluyoruz. Ona bakacaklar ve bakıyorlar. Başladılar bakmaya. Ama 5 sene sonra en az 500 tane manda istiyorum. Manda neden önemli? Manda sütü çok kıymetli. Yani litresi bugünkü fiyatlarla 13 lira, 14 lira. Onun için köyünün oradan iyi para kazanacağını ümidiyorum. Bir de değişik tarım çeşitleri denemesi yapıyoruz. Mesela belediyeye de bir özelliğinde arizen denilmiş araziler var. Boş araziler. O arazileri de mesela manda verdiğimiz köylüye yonca ekim diyoruz. Yonca ekim ve hayvanlarınızı beslemeye devam edin. Ayrıca küçük baş hayvan besleyeceklere de küçük başlamızlık hayvanlar vereceğiz. Fakat bir tek şartımız var, kooperatif kurmalarını istiyoruz. Kooperatif fabrikaları önemli. Ne yazık ki Türkiye'de yıllar boyu sağ iktidarlar kooperatifçiliği komünistik olarak tarif ettikleri için öldürmüşüz. Halbuki şimdiki uygulamalarla köyün de farkına varıyor bizim uygulamalarımız ve kooperatifçiliğin ne kadar akıllıca bir iş olduğuna. Keza süt üreticilerinden süt alıp kal süt diye satıyoruz. Ama orada da bir kooperatif var yine. Pastörize ediyorlar ve dışarıda başka toptancılara ya da sanayi kuruluşlarına sattıkları sütten daha fazla bir fiyatla kendi ortak oldukları kooperatiflere satıyorlar. Kooperatif ayrıca pastörize ettikten sonra bize veriyor. Biz de biraz daha bir şey yaparak, maliyet ilavesini yaparak fiyatın üzerine ama yine de sanayi kuruluşlarının ürettiği marketlerde, bakkallarda satılan sütten daha ucuza gelen bir fiyattan satış yapıyoruz. Bu surette kooperatifin ortağı olmak nedeniyle kar payı da alıyorlar köylüler. Hem kooperatife satarken farklı fiyatlara satıyorlar, kazançlı oluyorlar. Hem de kooperatifin bize satmasıyla hasıl olan karın ortak payını alıyorlar. Çok önemli bir şey. Böyle bir takım yeni sistemler deniyoruz. Çok iyi hocam bu bahçe. Bir de şu var sizde, müzeler bir şehrin, bir ülkenin hatta belleğidir. Yani geçmişiyle bugünün bağını kuran. Evet, evet. Eskişehir çok yeni müzelere kavuştu sizin döneminizde. Tabii yeni yeri de var. Şimdi bir Japon mimarın yaptığı, bir Eskişehir ve hemşehrimizin yaptırdığı yeni bir modern sanatlar müzesi var ki sadece o müzenin içinde sergilenen eserleri değil, aynı zamanda binayı da görmeye gelecekler olacak. Evet, gördüm onu. Odun pazarında odundan yapılan bir müze. Evet, evet. Yani belediyeciliğin sadece imar olmadığını, gerçekten örnek oluşturacak belediyecilik. Size ben bir olay anlatmak istiyorum. Basın Konseyi Genel Sekreterliği yaptığım sırada Basın Konseyi Yüksek Kurulu ile Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır Belediye Başkanı o dönemki Gülten Kışanak dedi ki, dedi, Yılmaz Büyükerçin tanıyor musunuz dedi. Tabii ekipte politikacılar da vardı. Hüsamettin Cindoruk da vardı Eskişehir'in damadı olarak. Hüsamettin Bey ben tanıyorum dedi. Ne talebiniz? Ya dedi, bize belediyecilik konusunda yardımcı olur mu dedi. Bize dedi, bu işte dedi öncülük yapar mı dedi. Tabii dedi, ben dedi yardımcı olurum size dedi Hüsamettin Bey. Ama dedi, siz dedi önce dedi, Eskişehir'e gelin dedi, bir davet edelim dedi, görün Eskişehir'i. Sonra dedi Yılmaz Büyükerşen buraya gelir, size de yardımcı olur dedi. Yani bunu bir karşılık görüyor. Yani bu seçim kampanyalarında anlatılanları bir tarafa bırakırsak, böyle bir karşılığı da var. Evet. Efendim, Türkiye'deki bütün illerden, hangi partiden olursa olsun, belediye başkanları ve ekipleriyle birlikte sık sık Eskişehir'e gelirler. Bizi ziyaret ederler. Biz bizim yaptıklarımızı anlatırız, gezdiririz. Onlara da proje geliştirmede kendi belediyelerinin bulunduğu coğrafyaya ve o şehrin ihtiyaçlarına uygun belediyecilikte neler yapılabilir onları anlatırız. Çok mutlu olurlar. Nitekim Eskişehir'e pek çok konuda örnek alan belediyelerimiz var. AKP'li belediyeler dahil. Yani danışmanlık hizmeti de verilir diyorsunuz. Evet, evet. Memleket için. Benim görevim
biliyorsunuz. Evet. Mesleğim de hocalık. Hocalıktan bir türlü vazgeçemedim. Ama bu seferki belediye başkanlığındaki hocalık fiilen yaparak, somut olarak ortaya koyup sadece anlatarak değil de görmelerini sağlamak, hatta dokunmalarını sağlamak projelere. O daha etkileyici bir eğitim tarzı oluyor. Peki seçim kampanyası nasıl gidiyor hocam? Seçim kampanyası bizde fazla gürültü paketi olmadan devam eden bir seçim kampanyası. İşte köylere gidiyoruz. Köyler, gidebildiğimiz köyler 544 tane köy bağlı bana. Tabii her birine bir gün gitmeye kalksam bir yılın günleri yetmiyor. Öylesine bir acayip kanun bu kanun. Bütün şehir kanunu diye, daha doğrusu bütün şehir belediyesi diye ortaya koymak istedikleri model. Bence reform değil. Tek memuru deniyor sistem değil. Tabii bu yapılabilir, yapılmaz değil. Yapılırken de bizim bütün o yerleşim yerlerinde büyük şehirlerin yerine bağlı şubeler açmamızı sağlayacak kadroların verilmesi lazım. Bunlar verilmedi. Ben de normal kadro statüsü içerisinde başkan yardımcısı bile yok. Biliyor musunuz? Bana verilmiş. İlçelerde bile 4'er tane, hatta bazı yerlerde 8'er tane başkan yardımcısı kadroları veriliyor. Bunlar maaşlı kadrolardır. Belediye meclis üyelerinden de olabilir, dışarıdan, bürokratlardan da olabilir. Ama ne yazık ki bunca senedir AKP iktidarı döneminde bana bir tek non kadrolardan başkan yardımcısı bile vermediler. Genel sekreterim var diyorlar. Genel sekreterin görevi efendim bürokrasiyle ilgilenmektir. Ama non kadrolu büyükşehir belediye başkan yardımcılığı kadrosu verirlerse o zaman meclis üyeleri içerisinden, seçilmiş üyeler içerisinden maaşlı yardımcı da istihdam etmek mümkün. Ve o surette görevlerinizi, yükünü dağıtabilirsiniz. Takibiniz kolaylaşır. Nasıl valilerde vali yardımcıları var, valiler her konudaki daire müdürlüğünün yardımcılarına bağlılar. 10-10 tane vali yardımcısı olan orta büyüklükteki şehirler vardır. Belediye başkanlarına vermediler bunu maalesef. Neden vermediler? Anlayan hizmet mümkün değil. Benim de burada bunu anlamlandırmam söz konusu değil. Hocam bir de bu muhalif belediyeler, daha doğrusu muhalefet partilerinin belediyelerine yönelik Sayıştay denetçileri daha bir gayret içinde çalışıyorlar iktidar partilerine göre. Çok büyük bir sıkıntı yaratıyor mu bunlar sizde? Yaratmaz olur mu canım? Ben mesela bizde hiç eksik olmaz müfettişler, denetimler. Hiç eksik olmaz. Memurlar ürker bu arka arkaya yapılan denetimlerden. Bir de kolay kolay işleri yürütüp de halkına imza atmak istemezler. Kaçanlar işten uzak o yüzden. Sıkıştırırsınız ancak öyle yaparsınız görevleri. Maalesef böyle işte Türkiye'deki demokrasinin cilveleri. Sizin Muammer Güler'e İçişleri Bakanlığı döneminde bir teklifiniz vardır. Bu Sayıştay müfettişlerini Efendim Sayıştay değil. Ülkeye müfettişleri. Ülkeye müfettişleri pardon. Ülkeye müfettişleri hemen rakiplerini hemen şikayet ederler. Bazen sahte isimle şikayet ederler. Bazen milletvekilleri aracılığıyla bakanları tabip ederler. Onların üzerine de bakan hemen alır. Ülkeye müfettişleri gönderirdi. Bir gün Muammer Güler'e ne dedi ya? Sayın Bakanım ne olur bunları sık sık gönderiyorsunuz. Oysa bunları sürekli kadro haline getirelim belediyede otursunlar ve biz belediye başkanları yapacağımız işleri götürelim. Bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye soralım. İzin alalım. Yapın derlerse yapalım, yapmayın derlerse yapmayalım. Böyle şey mi olur dedi. Olur dedim, size de faydası var. Bakanlığınızda da faydası olacak dedi. Harcırak vermezsiniz hiç olmazsa dedim. Çünkü harcırak veriyorlar. Harcırak veriyorlar her gün işte. Onların kalmaları, yemeleri, içmeleri, gelip gitmeleri için. Böyle bir cevabım verdim. Tabii denetçime de karşılamıştı ama gerçekten böyle bir teklifi yapacak hale getiriyorlar insanı. Yani şakası bir yana gerçekten. Yapmak istediğiniz son bir cümle. Yok. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben yeni seçimlerde vatandaşlarımızın mutlaka oylarını kullanmalarını sandığa giderek partilerine kızgınlık, küskünlükle gitmemezlik yapmamalarını söylüyorum. Bütün partilerin taraftarlarına yahut da onlara oy verecek vatandaşlara. Herhalde bu yerel seçimlerin yerel seçim olmasına rağmen bir genel seçim gibi vatandaşta vereceği oyla bir
bir takım şeylere işaret edeceğim, bir takım şeyleri söylemek imkanını bulacağını zannediyorum. Hayırlı seçimler diliyorum bütün sizlere.